susmayacak. Şehadet susmadı, susmayacak. 2013 yılından beri devam eden Çağdaş Hukukçular Derneği davası hakkında Yargıtay kararı ile yerel mahkemenin Avukat Selçuk Kozaş'ı ve Avukat Barkın Timtik hakkında verdiği mahkumiyet kararı onanırken yargılanan diğer meslektaşlarımız için ise dosya istinaf incelemesi gerekliliği gerekçesiyle iade edilmiştir. Bu karar ile Genel Başkanımız Selçuk Kozaş'ı ve üyemiz Barkın Timtik hükümlü statüsüne geçmiştir. Mahkumiyet kararında meslektaşlarımız müvekkilleriyle özdeşleştirilmiş, meslektaşlarımızı avukatlarını yaptıkları kişiler ve davalar üzerinden suçlamalar yönetilmiştir. Onlarca klasörden oluşan dava dosyasında soruşturma süreci sağlıklı ilerlememiş, yargılama süreci boyunca yargılamaya konu dijitalleri, sahteliği defalarca ispat edilmiş, soruşturmayı yürüten kolluk görevlilerinin sahte delil üretme suçlarından hüküm giymiş olmaları hususlarına hiç değinmeden gerekçesiz bir şekilde onama kararı verilmiştir. Dava sürecinde suçlama konusu yapılan dijital delillerin sahteliği ve sahte delil ürettiği ispatlanan polis ve savcılar tarafından imal edildi. Sözde tanıkların ise akıl hastası, uyuşturucu müptelası ve ajan provokatör nitelikleriyle açık şekilde yalan söyledikleri ispatlanmıştır. O kadar ki savcılık bu sahibeli tanıkları mahkemeye getirmeye, yalanlarını yüzümüze karşı tekrarlatmaya dahi muktedir olamamıştır. Toplamda 7 yıl aşkın süredir tutuklu bulunan meslektaşlarımız hakkında Yargıtay 3. Ceza Dairesi'nce verilen kararda gerekçeye yer verilmemiş, tüm bu hukuksuzluklara da göz yumulmuştur. Hazırlık aşamasında beyanlı alınan 16 tanık duruşma salonunda dinlenmemiş olmasına rağmen dosya dahi okunmadan verilen kararda yalnızca 3 tanığın kovuşturma aşamasında dinlenmediğinden bahsedilmiş, üstelik bu durum hukuka uygun bulunmuştur. Mahkumiyet için yargılamanın hazırlık aşaması yeterli görülmüştür. Yüzden fazla klasöre ulaşan dava dosyasına karşılık Yargıtay'ın genel geçer ifadelerle yazdığı kararının 2 sayfadan ibaret olması kararın özensizliğini ve aceleciliğini gözler önüne sermektedir. Bu karar ile uluslararası sözleşmeleriyle güvence altına alınmış avukatların müvekkilleriyle özdeşleştirilmemesi yasa açıkça ilan edilerek tüm yargılama sürecinde meslektaşlarımızın adil yargılanma hakları da ihlal edilmiştir. Bu karar ile meslektaşlarımızın halkın, yoksulların, emekçilerin avukatlığını yapmaları mahkum edilmeye çalışılmaktadır. Avukatlık yapmak suç değildir. Meslektaşlarımızın dediği gibi bu karar hükümsüzdür. Bugüne kadar hep olduğu gibi meslektaşlarımızın yanında olmaya avukatlığı savunmaya devam edeceğiz. Tüm hukuki haklarımızı sonuna kadar kullanacağız ve arkadaşlarımızı mücadelemizle, direnişimizle alacağız. Ne tutuklamalarınız ne de hukuki kararlarınız baki kalacak. Adalete, demokrasiye, özgürlüğe ulaşana kadar devrimci, demokrat, yurtsever avukatlar mücadelesine devam edecektir. Hukuku yok sayan hiçbir kararınız mesleki dayanışmamızdan bir adım geri attıramaz. Genel Başkanımız Selçuk Kozaş'ın her daim dediği üzere biz kazanacağız. Avukatlık suç değildir. Mesleki bağımsızlığımızı ve güvenliğimizi yok sayan anlayışın karşısında duracağız.